Evet değerli dostlar, şu anda Kalecik Sadılar Köyü'ndeyiz. Çiftçimiz değerli abi Mustafa abi. Nasılsınız abi? Teşekkür ederim. Bu sene kısmet olursa tarlamızda humik asit uygulaması, mikro elementli humik asit uygulaması yapacağız. Ekimi yaptık. Ekimin üzerinden şimdi holderimize humik asitimizi koyuyoruz. Üzerine biraz su katıp cıvıklaştırıp yeniden şey yapabiliriz hocam. Dibindeki şey tamamen çözülsün. Daha var şimdi. Var değil mi? Tamam. Şimdi holderimizin içerisine 600 litrelik holderimizin humik asitimizi boşaltıyoruz. Ve ekim yapmış olduğumuz buğday arazisini birazdan uygulama gerçekleştireceğiz. Sen de onu aç Fatih Bey. Evet, ziraat mühendisimiz Fatih Bey. Şu anda işin takipçisi. Salladın mı onu? Tamam. Salladım da üstüne çıksak koysan daha güzel olmaz mı? Çık bir yerden işte bir şekilde. Haydi bismillah. Evet, şu anda ikinci bidonumuzu holderimize döküyoruz. Suyumuzla karışıyor. Dönüme 2 litre atıyoruz. Dönüme 2 litre atacağız. İlk defa kullanıldığı için bu arazide toprakta var olan makro ve mikro elementleri çözüp kök tarafından rahat alınmasını sağlayacak. Şu anda buğdaylarımız toprakta buluştu ama suyla buluşmadı henüz. Akabinde inşallah yakın tarihte yağmur bekliyoruz. Şimdi bunu verdikten sonra da yağmurla birlikte toprağa iyice nüfuz edecek ve toprakta var olan makro ve mikro elementleri çözülmesini sağlayacak. Buğdayın çimlenmesini sağlayacak. En büyük özelliği iyi bir köklendiricidir. Buğday köklendiği zaman da doğal olarak bu şeye kardeşlemeye de faydası olacak. Buğdayımızın gelişiminde de çok büyük katkısı olacak. Bununla birlikte de baharda kardeşleme döneminde yeniden 1 litre yapraktan bir uygulama yapacağız. Yapraktan uygulamayı Allah nasip ederse yaptığımızda da yaprağın stomalarından fulvi alacak ve fotosentez yaparak bitkimizin klorofilini çalıştıracak. Şu anda karışımımızı gerçekleştirdik. Az sonra da tarlada nasıl uygulanıyor onu sizinle paylaşacağız.